Ve bu hafta neredeyiz? İbiza'da seyirciler. Buraya ilk gelişimiz değil fakat her sene her yaz gelmeyi seviyoruz. Bu hafta da İbiza'da süper bir program sizi bekliyor. Bu hafta neler göreceksiniz neler? Buraya gelen cilet ailelerimizle beraber inanılmaz görüntülerimiz olacak. Tabii ki plajları anlatmama gerek yok. Cıvıl cıvıl. Her şey renkli, her şey güzel. Ve İbiza gönderimize şu noktadan başlıyoruz. İşte İbiza. Evet sevgiler, Deniz Kızı'nın yanındayız şu anda. Evet sevgiler, bu kadar ıslandığımıza değecek mi? Tuno men? Ketabel. He? Ketabel. Hesebel. Ketabel. Ha, Hesebel. Ketabel. Evet, kızın adını söyleyemiyorum sevgiler. Ketabel. While we're on this floor. Kızdan çiğdim, baby. I want you. Tu, Turkiyano. İstanbul. İstanbul? Se. Ha, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a gelmiş sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. Quanto days to İstanbul? Este enero no, el otro. Hace dos años. Dos? Dos años. Dos años? Oh. Fui ahí, estuve, no, de vacaciones, diez días. Así. Sevgili seyirciler, genelde İbiza'da Türk pek görmüyorsunuz. Gördüğünüz Türk arkadaşlar da Almanya'dan geliyorlar. Ve bence de bu arkadaş Almanya'dan geldi. Evet, Almanya'dan geliyorum. Şu ana kadar tek yerine konuşmadık, her şeyi biliyorum gördüğünüz gibi. Evet. Hafif Münih havan var. Yok, Hamburg. Hamburg, fark etmez, aynı ya. Bu Almanya sonuçta. Evet. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Biz arkadaş, Türk mü? Alman, İtalyan. Alman, İtalyan kokteyli. Evet, kokteyli, evet. Ama Türkçe de biliyor biraz. Türkçe de biliyor. Öğrettik. Öğrettik, bir de öğrendi kendisi. Demek ki ciddi bir işi var. 6 seneden beri evet. 6 sene maşallah sevgili. İşte vatandaşlarımıza yakışan bu. 6 yıldır. Adı neydi? Nikola. Nikola'ya soracağız. Şimdi senin karneni Nikola verecek bize abi. Nikola şöyle hafif kay. Türkçe nasıl olsa biliyorsun. Ben de şöyle oturayım Nikola. Sen az Türkçe biliyorsun. Biraz. Ama güzel. Türkçe güzel değil mi? Biraz. Senin isim neydi? Erkan. Erkan iyi çocuk mu? Çok iyi. Çok iyi. Türk çocuk, iyi çocuk tabii. İç çocuk. Erkan anne baba seni gördü mü? Tabii. Beğendiler tabii. Tabii. Aslan gibi kızsın. Erkan'a ne dedi anne baba senin? Problem yok. Problem yok. Sevdi mi? Evet. Gelip annenin elini öptü mü? Evet. Annenin elini. Öpmedi. Öpmedim de. Ama öpmedi. Geldi yani. Geldi tanıştık. Peki evet. Ama biz görüyorsun Türkler yani her zaman aile ilişkileri iyidir değil mi? Evet. Seviyorsun sen Türkiye'ye geliyorsun arada. Ya. Geçen sene Bodrum'daydık. Bodrum'daydınız. Evet. Şimdi 11 ay Almanya'da yaşıyorsunuz tabii. Evet maalesef. Kesin dönüş bekliyoruz Elena Türkiye. Zor mu? Zor mu? Zor tabii. İşe de girdik galiba. İş de var evet. Aranızda Türkçe konuşuyor musun? Arası konuşuyoruz evet. Seni tebrik ediyorum hakikaten çünkü sonuçta Almanya'da yaşıyorsun. Herhalde kaç yıldır? Orada doğdum. Orada doğmuş. Sevgili seyirciler gerçekten güzel bir örnek var burada. Almanya'da doğmuş. Alman kızla tanışmış. Normal şartlarda 10 kişiden 8'inde rastladığımız şu oluyor. Kız tek kelime Türkçe bilmiyor ya da merhaba filan diyor. Maşallah Türkçe öğretmiş. Kız da bana göre iyi bir kız gerçekten. Zeki değil mi? Zeki gördüğünüz gibi evet. Ne zaman evlilik? Okulu bitirsin ben de... Oyalanma kız artık bu işi bitirelim. Daha gençiz ya. 1-2 sene sonra. 1-2 sene sonra evet. İstiyor mu evlenmeyi? İstiyor mu? Evet. En çok sen en çok kimi seviyor? Kim sen? Annesi herhalde. Annesi. Anne Türkiye'de mi? Anne Almanya'da mı? Ama seyrediyor Show TV. Olabilir evet. Karışık yani arada. Daha konuşamadım. Türkiye uçacaklardı. Ama seyredecek artık herhalde gelini. İnşallah. Tamam gelini beğendik. İsim neydi? Erkan.
Hayır annenle. O kadar isim o kadar isim özürlü değilim. Seni çözdüm abi. Annenin adı ne? Şaziye. Şaziye teyze. Gelinle tam puan geliyor buradan. Gerçekten bu kızı bir an önce evlendirelim bizimkiyle. Sevgiler, İbiza'yı öyle gözünüzde büyütmeyin. Öyle aman aman bir şey yok. Yani şuradan aşağı doğru bakarsanız bana göre gelinmemesi gereken bir yer. İşte etrafta ne görüyorsunuz? Valla bakınca insan biraz doğrusunu isterseniz açılıyor. Şu tarafta ufak bir malikane görüyorsunuz. Mütevazi bir malikane. Yelkenler falan filan. Evet sevgili seyirciler, işte muhteşem bir manzara. Ve İbiza'dan size son dakika görüntüleri. Raise me a family, go from trip to the land, see the trip to the Grammys, cause most of these girls be confusing me, I don't know if they really love me or they using me, maybe it's the money or maybe... Do you speak English? Spanish? No Spanish. Italiano. Italiano, oh Italiano, Italiano, Italiano. Evet, geldik şimdi bu sevimli sohbete. Türkiye no. Türkiye no, non sono stata. Ibiza sì, Türkiye no. Prossimo viaggio, viaggio. Prossima vacanza. Bir sefer emin ol, Türkiye'de kollarında olacağım diyor sevgili seyirciler. İtalyanca bilenler o kadarlık yapmasınlar şimdi, öyle demedi diye. Gözler öyle diyor en azından, değil mi? Tu eyes bene. Grazie. Nasıl diyelim bugün, değil mi? Io girare popular programme televisione Turchia. Turchia. Tu comprendo? Sì. Tu capito? Sì. Sì. Io parlo italiano pochito. Pochito. Ma no problema. No problema. Io parlo. Parli con gli occhi. Sì. Evet, kız bir kere lep demeden leblebiyi anlıyor. Bu durumlarda bu çok önemli sevgiler. Kız dediğiniz lep demeden leblebiyi anlayacak. Bunu ona anlatmam benim 2 yıl süreceği için başka konuya geçeceğim. Bak benim öbür kız kıskanıyor beni. Bak abi bak kıskanıyor beni. Görüyorsun evet. Evet. Evet şu anda kelime tam anlamıyla bir aşk üçgeni var burada. Tu nome? Barbara. Barbara. Bueno nome. Barbara. Şuradaki tekne bizim filan diyelim bari de kızlar arabaya girsin. Boat, boat. Yeah, boat. Your boat. Yeah, yeah. Boat. Bene? Bene. Ah, very good. All day to you. Abi. Abi. Sana şöyle söyleyeyim. Abi kızda puanım artmaya başladı. Evet sevgili. Şimdi şuradaki tekne bizim dedik. Tabii ki kızda frekansımız şu an itibariyle değişti. Boat. Moneto no problemo. Yeah. But. Moneto no importante. Very, no, bad, zero. Heart, heart importante. Heart importante. Yes. Si? Yeah. Moneto, moneto, moneto. But heart importante. Tu capito? Capito. Si. Come no? Okay, evet, thanks sizler. Barbara ile gördüğünüz gibi şu anda Barbara deyince bana bakıyor. Barbara ile anlaşıyoruz. Evet, açıklıyorum. Her konuda anlaştık. İş imzaya kaldı. Her şey var sevgili. Öncelikle müzik var. Gördüğünüz gibi plajdan müzik sonuna kadar açılıyor. İnsanlar bir yandan denize giriyor, bir yandan da müzik dinleyebiliyorlar. Peki başka neler var? İşte restoran var. Restorandaki kızları görüyorsunuz. Bir şey söylememe gerek yok herhalde. Bir daha bak, el salla, bir daha.
restoranda da var. Yani daha doğrusu yemek var, kızlar var. Fakat her şeyde önemlisi enteresan bir görüntü var. Şimdi müzik var, güneş var. Bir yandan dans var, bir yandan yemek var. Ve bu tarafta da uyuyan bir çocuk var. Çocuk gel abi. Evet, çocuk burada uyuyor sevgili seyirciler. Yaklaşık 2,5 saat evvel uyumaya başladı. Ve hala uyuyor. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Ufaklık, oynamış, yorulmuş ve bir şekilde burada uykuya dalmış. Yor. Nieto. Yor? Yes. It's my... Grandson. Yes. Anneannesi sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi çocuğa o bakıyor. Buraya kovasını koymuş. Yani buradan içeri giremezsiniz demek. Cenneti İbiza cıvıl cıvıl sevgili seyirciler ve biz vakit kaybetmeden hemen İbiza'ya geri dönüyoruz. Tu İstanbul no? Türkiye, tu Türkiye no? No. Futura, futura. Ah, puede sí. Nunca se sabe. Moneto problema? Sí. Problema. Claro. No problema. Yo, tu tico, play, tu Istanbul. Ah, sí. Ya, yeah. Televisión sí. Turco. Ah, sí, claro yeah. Que sí. Ha? Claro. Oh, tamam, iş kolaymış. Arriba, 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 otra vez. Student, student. No trabajo. Trabajas aquí en Ibiza. Sí, Pacha. 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 Ah, Pacha'da çalışıyorum şu abi. Dans, dans. Dans. No. Camarera. What's that? Camarera. Copas. Barmaid. Barman. 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 Evet, teyzeciler. Kızın olduğu yeri söylüyorum. Ibiza'daki ünlü Pacha kulübünün barmaid oluyormuş. Yani akşam kokteylimizi, alkolsüz meyve kokteylimizi. Tunome, tunome. Tayra. Tayra. Adını üçüncü kere sorduk ama akşam kokteylimizi Tayra'dan alacağız sevgili seyirciler. Bu arada protesto gösterileri var sevgili seyirciler. Sağa doğru dönerseniz. Promosyon. Amnezya. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi şu anda gece kulüpleri burada promosyonlar yapıyorlar. İnsanları kulüplere çağırıyorlar. Var, 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 var. Sever misiniz bilmiyorum ama bu manzara gerçekten çok enteresan sevgili seyirciler. Aşağısı yaklaşık 70-80 metre. Şöyle bakıyoruz Feridun'la beraber. Feridun'u şu anda 3 kişi tutuyor. Evet, belediyeden yardım istedik. İspanyol Belediyesi geldi şu anda. Feridun aşağı düşmesin diye onu tutuyorlar sevgili seyirciler. Ama şu mesafeye bakar mısınız? Şu kayalıkları göster abi de. Şu kayalıklara bak. İşte dalgalar sevgili seyirciler. Burada metrelerce yükseklikte bir manzara yapmış. Burada kız arkadaşınız da gelip rahat rahat etrafı seyredebiliyorsunuz. Korkusuz kameraman Feridun'un objektifinden şu anda bu taşı seyredeceksiniz sevgili seyirciler. Daha sağlam bir taş gelecek şimdi. At abi geliyor. Ben o sırada size son dakika haberlerini vereyim. Yükseklikte bir değişme yok. Hala çok yüksekteyiz. Ve kocaman bir taş ekibimizden geliyor sevgili seyirciler. Bu taşı atacağız ve siz de buradan taş atmış gibi hissedeceksiniz Feridun'un sayesinde. Evet atıyoruz. Atıyoruz. Feri sonuna kadar istiyorum ha. Slow okuyacağız bunu. Çok iyi çek. Biraz daha eğil. Biraz daha eğil. Eğil abi eğil. Korkma korkma. Gel abi. Ve taşımız gitti.
taşımızı attık. Burada bir iz bıraktık böylece ekip olarak temsilciler. Köşede de sevgili seyirciler iki tane İngiliz kız güneşleniyorlar. Biz de onların arasında izliyoruz gibi. England from England. England. What's your name? Hannah. Anna. Hannah. Hannah. You? Sophie. Sophie ve Anna sevgili seyirciler. Tek başlarına tatile gelmişler buraya. You came together to holiday? We've come on holiday but we're going to try and work here as well. You are looking for a job too, huh? Well, yeah. Yeah, maybe good opportunity. Turkish television opportunity. Evet, güzel. Tekliflere başlıyorum şu anda. Yanlış anlamayın. Tamamen iş teklifi olacak bu tabii ki. You will work here maybe, huh? Yeah, yeah. Just been looking around. Two girls? Two girls? Yeah, there's few more. Two girls and one boy. Yeah. Nice group now from now on. Look for job, three of us together. Oh, great. Kızlar sıcak sevgiler. Beraber iş arayacağız. Ben işimi buldum bile. Benim işim artık onların ortasında onlara göz kulak olmak. Değil mi Feridun? Bu kızlar bize emanet artık. Öncelikle şunu açıklayayım seyirciler. Kızlar beni görene kadar üstsüzdüler. Tabii ki zor şartlarda bu kızların üstlerini giydirdik. Do you have a boyfriend now? Yeah, I have, yeah. Yeah, you see, for example, annoyed about it? Would he be annoyed if I went topless? Yeah. I don't know. He has made a comment before that he would prefer me not to. Yeah. But I don't think he'd mind if I really wanted to. I think you think that beauty should be seen by everybody. Have you ever been in Turkey? I've never been to Turkey, no. Yeah, no. It doesn't mean that you will not go. Oh, I will go to Turkey one day. I'm going to go all over the world. I'm going to make a big advertisement now. This girl wants to work in Turkey in a nice job. Okay, so many offers will come, believe me. Evet, size açıklıyorum. Bu kızlara iş arıyoruz. Bunları İbiza'ya yar etmeyelim. Türkiye'ye çağıralım. Türkiye'de çalışsınlar. Kurda kuşa yem olmasınlar. Arkadaşlar, turizmci arkadaşlar. Kızların telefonu bende. Arayın, bunlara iş bulalım. Ama düzgün bir iş olsun. İbiza'da trafik yok mu? Evet, bu adada trafik sorunu var sevgiliciler. Çünkü araba çok. Gördüğünüz gibi kuyruğun sonu görünmüyor. Saatlerce burada bekliyorsunuz. Ne o? İki adım gideceksiniz diye. Biz de mesela bu arkadaşın yolunu kapadık. Gördüğünüz gibi. Evet, arkaya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaş. No. Yes, si. No speak Spanish. Evet, gördüğünüz gibi. Çocuk bize iletişim kurmak istiyor fakat bizim gözümüz o çocukta değil. İşte muhteşem görüntü seçeceğiz. Muhteşem bir değil mi? Siz karar verin. Fakat bu kadar insan şu anda bu görüntüyü bekliyorlar. Bana da eğil diyorlar zaten. Kızlar, şuradaki kızlar bizden fazla memnun değiller. Çünkü onların önünü kapatıyoruz ve güneşin batışını seyredemiyorlar. Sevgiler, İbiza'da güneşin battığı nokta burası. Geçen sene bu noktayı çekememiştik. Daha doğrusu güneşi çekememiştik. Bu sene rahatız. Bu kadar insan, gördüğünüz gibi yüzlerce insan şu anda arkamda. İnsan bugün geldiler ve güneşin batışını seyredecekler. Güneş batacak mı? Batacak ama şu anda gördüğünüz gibi hafiften yok olmaya başladı. Dön abi. Şu anda protestolar alabiliriz burada. Onun için biraz hareketli bir çekim yapmamız lazım. İnsanlar
insanlar burada gördüğünüz gibi güneşi batırmaya çalışıyorlar. Siz evinizde rahat rahat otururken milletin burada işi gücü bu. Neyse konuya geliyorum. İşte sağ tarafımda kızlar var. Ola. Çok güzel. Televizyon Türkiye. Okey. Ola. Güneşi şu anda batırmaktan vazgeçtim. Bana göre bu kızla el ele batırmak lazım. Buenos. Tú, España. Española. Barcelona. Valencia. Biz demek ki Ibiza'dan direkt feribotla Valencia'ya geçiyoruz. Neyse güneş erken batabilir. Dön Feridun. O sırada dön abi. Dön. Evet. Güneş kan kaybetmeye başladı. Açıklıyorum. Neyse önemli değil. Gel abi tekrar. Burada genelde insanlar aşık birbirine. Yani burada 5-6 kız bir arada gördünüz diye sakın Türkiye. Çal Türkiye. Ola. Evet, bu kızları böyle neşeli gördünüz diye herkesi böyle 5'li 6'lı erkek ya da kız grubu olarak düşünmeyin. İşte herkes genelde çift. Burada çocuk kızla beraber el ele. Bu tarafta yani herkes çift diyoruz ama 5'li 6'lı erkek grupları da görüyoruz. Onlara bakmayın siz seksizler. İnanmayın. Doğru değil onlar yani. Barcelona? Barcelona no. Madrid. Madrid. Sí. Okay. Evet. Seviyorlar birbirini. Yalnız çocuk biraz soğuk gibi. Şimdi ilişkideki şu duruma dikkat edin. Good. Ben buenos. Sen el atmamışsın. Sen evet. İçindeki balansı yaptım gördüğünüz gibi. İşte aşklar şu anda. Kartı okuyoruz kız. Söyleyeyim size kartı okuyor. Bunlara bilet... Vermişler. Şu anda çocuk ilgilenmiyor. Ola. İngiliz. Alemanya. Her zaman söylerler bana niye yakışıklı çocukları çekmiyorsun diye. İşte sizin için yakışıklı çocuk. Kafeler vardı. Güneşi batırmamız artık saniyeler kala. İsrail'de bir güzel var burada seyirciler. How are you? I'm pretty good. How are you? Yeah, you work for MTV Europe. MTV Europe. Evet, hanımefendi MTV Europe için burada seyirciler. Biz de Türkiye Europe için yani Show TV Acun Firar için buradayız. You like it Ibiza? Yeah, it's kind of like where I come. It's kind of like Israel, you know, yeah. Beaches, music. I know like the big street, LMB 55. I'll be 58. 58. So. But they closed that now. Really? Yeah. Why? I don't know. They just went to a different club now. Yeah, 3 years ago I was there. Yeah. 3 or 4 years ago. Nice club it was. Yeah. Okay. Huh? Not bad. Really good. Yeah, good people. Okay. Evet, güzel. Bakalım İsrail'e gittiğimiz kulüp güzel miymiş diye sorduk. Kızdan geçerli oy aldık. Nota aldık daha doğrusu değil mi Feridun? It's a very good view. Now, dön abi, dön. Oh, the sun is beautiful. Can I have a memory with you in front of the view? Yeah. Yeah, ver abi. Evet, güzel. Şimdi seyredin beni. Burada, this is. Is that a camera? Yeah, this is telephone and a camera. I'm gonna shoot a picture with you. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravate. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Shh, mommy, listen. You like it? Bu alkışları kabul ediyoruz. Teşekkürler. Gerçekten. Evet.
Evet, gördüğünüz gibi binlerce kişi bizi burada alkışlıyor diyemiyoruz maalesef. Arkamızda güneş battı seyirciler, onu alkışladılar. Olsun, biz moralimizi bozmuyoruz. Bir gün inşallah biz de yurt dışına böyle binlerce kişilerimizi alkışlanırız deyip toparlayıp konuya devam ediyoruz. Effect on the relation? Yeah. Girlfriend? Girlfriend? Yeah. You love her more maybe? I love her 10 times more now I've seen the sunset. Yeah. Romantic atmosphere. Very romantic. So was, it was romantic. Yeah. I spoiled it. Now I've seen it, it's shit, yeah. Thank you very much. Çocuğun romantizmini biraz baltaladık, olabilir. Yeah. Biz romantik değiliz mi? Bilemiyorum. Like about Ibiza? Well, the people are very friendly and beaches are very, very nice. Yeah. And sea is wonderful. Wonderful, yes. And here at the... Yeah. Everything, yeah. Yes. So this island has everything to visit. Yes, everything. What's your name? Sarah. Sarah, where are you from? Switzerland. Evet, Sarah, İsviçre'den kalkmış, İsviçre Alplerinden. Koşa koşa buraya gelmiş ve gayet güzel günler geçiriyormuş. İki kız baş başa. What about two girls and no boys? No, it doesn't matter because I've got everything here and we don't need more. Nobody's jealous, for example, because there is nobody. Maybe in Switzerland. Really? Boys in Switzerland. Olaylar değişti. Enişte şu anda İsviçre'deymiş, kızı buraya yollamış. Is he happy about it? Well, it's okay because he trusts her and he trusts me, so... Is he calling every minute? No. Every hour? No. Once a day. Yes. Evet, demek ki burada İsviçreliler bazı şeyleri aşmış, bir şey diyemiyoruz. İki yıl sonra kız Ibiza'da tatilde, bir de altını çiziyorum. Çocuk da İsviçre'de çalışıyor. Böyle bir şey Türkiye'de olabilir mi? Olabilir de dönüşünde de daha değişik şeyler olur diye yorumluyorum ben. Oradasın? Almanya'da doğdum. Evet. Almanya'da kalıyorum. Buraya izne geldik bir haftalığına. Ha, çok güzel. Evet. Ama burada tatil yaptığına göre para iyi var herhalde. Maşallahımız var. İşte biraz. Herkese selam buradan. Burası çok güzel. Hepiniz buraya gelin. Her zaman heyecan, her zaman kalabalık yok seksiyeler Ibiza'da. Burası daha sakin bir plaj. Sol tarafına doğru bakarsanız mesela bir deniz yatağından nasıl iki kişi yararlanıyor görebiliyorsunuz. Burada eğer ekonomik olarak iki deniz yatağı alamıyorsanız tek deniz yatağıyla iki kişi faydalanabiliyorsunuz. İşte sol tarafında arkadaşla bayanı tek deniz yatağında kanaatkar bir şekilde idare ederken görüyorsunuz. Ya bu plaj daha sakin bir plaj fakat lüks burada bitmiyor, onu söyleyeyim size. Şu tarafa doğru bakarsanız ufaktan bir havuzumuz var. Arkasında da deniz var. Bu cıvıl cıvıl plajların zevki bir tek büyüklere ait değil sevgili seyirciler. Burada ufak bir eleman var. Şu anda bari bakalım paylaşımcılığı seviyor mu acaba? What's your name? Sami. Chubby. Somi. Somi. Sami. 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 Ver bakayım şundan ver.
Bana ver, bana. Ver, ver, cips ver. Aferin, aferin. Abi rezil oldum. Turkish Show TV. Show TV from Turkey. Just in Turkey. Evet, gördüğünüz gibi ufak bir çocuk sevgiler. Fakat bu yaşta paylaşmayı öğrenmiş. Yani ufak minikleri eğitirken böyle paylaşmayı öğretin, biz de aç kalmayalım plajlarda. Dört kızla gelmiş. What's your name? Baxter. In the middle. What's your name? Baxter. Yeah, evet, Amerika'dan buraya dört kızla gelmiş. Böyle bir şans olmuyor. How is it to travel around with four girls? What's that? Oh, it's fun. It's fun. Exciting. It's yeah, exciting. Don't lie. He hates us. Yeah, but he got used to it. Yeah, yeah, I'm used to it. So. Any of you his lover? No. No. Not yet. No, I'm just kidding. Let's say. No, that was in the past. Old news. Once upon a time. Once upon a time. Yes. Don't they come in with you? You broke. Yes. This is a real nice moment. Are you the reason? No. Yeah. No. That's enough about that situation. Çocuğa bakar mısınız? Dört kızla beraber Ibiza'ya gelmiş. Yani piyango diye buna derim, değil mi abi? Piyango. Evet. Yani öbür iki kızı size göstermek bile istemedim. Kalbiniz kaldırmaz diye. Yağmur gibi kız yağmış. Geceler bu noktada başlıyor. Burası Barlar Sokağı. Burada birçok bar var. İnsanlar gördüğünüz gibi burada. Enteresan hareketler yapıyorlar. Very good design. Italian? Yes. Evet, 100 metreden İtalyan oldukları belli oluyor. Boyfriend? Kim? Marriage. Addirittura. No. Not yet. Quanto days... Lavoriamo qua due mesi. Two months. New year. We work here. You work, yeah. What's your job? PR, public relations. Oh, public relations, yeah. Oh, okay. Together? Yes. Öbürüne bakar mısın yalnız? Yıkılmış kız abi. Devamlı kafayı sokuyor kameraya. Ciao ragazzi, ciao Turkiyam. Thank you very much. Evet, güzel. Bunları da yolluyoruz. Gördüğünüz gibi burada şu anda atmosfer güzel. Görüyor musunuz? Boğa yılan derler ya sevgili seyirciler. Nefes alamıyorum oğlum. Şu anda Chupito'yla nişanlandık. Bu ne abi? Bitmiyor yalnız ha. Chupito? Evet sevgili seyirciler. Hayvan rahat bir 10 kilo falan var yalnız, okay. Onu söyleyeyim.
See you later. I come back and drink something and I come back in 5 minutes. Evet, seyirciler. Yılanı bize bıraktı, gidiyor adam. Burada baş başa kaldık. Allah korusun. Biz başka yılanlar bekliyorduk. Bize Chupito çıktı. Otur süre filan ha. Elim kaldı lan. Cold? No. Snake? No, no. I cannot take... Yanımda gördüğünüz kız biletçi sevgiliciler. Fakat bu sizin bildiğiniz biletçilerden değil. How are you? Fine. You are here for inviting to the club. Yeah. Yeah, which club? All club. Oh, evet. Her kulübe size yer buluruz diyor sevgiliciler. Yeah, ciao. Evet sevgiliciler. Gördüğünüz gibi kara borsa burada. Şu anda kulübe girmek kolay olmadığı için. What's your name? Julia. Julia size burada yer ayarlayacak. Merak etmeyin. Julia'ya güvenin, gerisini merak etmeyin diyoruz ve size buradan Julia'ya el sallıyoruz. Yeah. İkimiz de sizi seviyoruz. In the club on the lane. Where are you from? I'm Russian, but I live in Canada. Evet, sizde Rusmuş, Kanada'da yaşıyormuş ve Ibiza'da şu anda. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. The first time here? First time? Yeah, I just came here. Enjoy it, enjoy it. Yeah. Today you came, huh? I just came now. You like it here? Yeah. First look nice. Your friend? Russian? Yeah. Russian? No, the Canadian. Canada. You came from all Canada. Yeah. Okay, you're tired of it, right? Yeah. Abi kızı bakar mısın şöyle bir? Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moves through you. I've been longing for the moment to talk to you. Turkish television, Turkish. Evet, bunları da konuşacağız. Tabii sevgili seyirciler, bunlarla da konuşacağız ki ayıp olmasın diye. Burada balansı korumak zorundayız. You are Canadian. Si, si, si. Ottawa. Siz gond. Sonra somastayız aki. Hala fin de semana. Pek şanssızlık. Benim İspanyolca bildiğimi düşünmesi oldu. Adas bir Spanish. Okay. English. English. Where are you from? Ottawa. We are Canadian. Canadian. Yes. Evet, sevgili long trip, ha? Long trip. Jet lag. 4 hours. 4 hours. Evet, Allah bunlara kolaylık versin. Biz gecenin karanlığı. Thank you very much. Say hi to Turkey. Hi to Turkey. Hi. Evet. O, bu da el salladı ama sen çekmedin. Televizyon Fon Türkay. Türkay. Aha. Travel, yeah, Turkish. Hello. Hello. Three girls, no boys? No boys. No boys. Why? Why no boys? No, boys are at home. At home, better. Yes. No problem. They are waiting for us. Okay. They trust you? Yes. Okay. Okay. You good girls? Yes, we are very good girls. Very good. Smile for the camera, good girls. Evet sevgiler, bunlar iyi kızlarmış. Bizim zamanında cici kızlar vardı ya, onlar gibi bir şey bunlar da. Geceler Ibiza'da saat 2 itibariyle başlıyor sevgiler. Yani gece kulüpleri 2'den önce sinek avlıyorlar. Fakat 2'den, 3'den, 4'ten sonra sabaha kadar insanlar buraya gelmeye devam ediyor. Saat 6'da, 7'de ve 8'de girenleri görebiliyorsunuz. İşte şu anda saatimiz 2 çeyrek geçiyor. Ve daha yeni yeni insanlar deniz kenarında duruyorlar. İçeride süper bir müzik var. Bu gece kulübünde bir bayan var. Un momento, un momento. Yo, televizyon Türkiye. Si. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos momento. Si, muy bueno, muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Nélida. 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 Nélida.
Nelida. Nelida. Sí, okay. Yaklaştın demek istiyor. Bu kızın ismini söylememiz biraz zor. İspanyol isimleri biraz zor seçecekler. Fakat kız gördüğü gibi öyle zor bir insan değil. Gayet sıcak, sempatik. What time you wake up in the morning? In the afternoon, you mean? Yeah. Yes. Very different. 4 or 5. You don't see the sun very much, eh? Yes, you know, when I work here, yeah. In the morning, you know, the sunrise. It's so beautiful. Güneşi ancak doğarken görebiliyoruz diyor seyirciler. Çünkü bu kızların buradan başka şansı yok. Buradan başka şansı yok derken, güneşi görmek pozunda. Evet. Geldi en doğal bölümümüz kamera arkasına. Kamera arkasına girmeden önce neyi hatırlatıyoruz? 33.00 chatbox sevgili seyirciler. Yolluyorsunuz mesajları ve ben de okuyorum ve mutlu oluyorum. 33.00 acunumuz ile mesajlarınızı yollayın. Biz de o sırada kamera arkasına girelim. İlk konumuz Feridun. Zaten bizim her konumuz Feridun. Bu seferki konu şu. Ben güzel güzel ayakkabılar giyiyorum. Bu Feridun bir kere olsun göstermedi. Şimdi mesela ayakkabılarıma bakın. Göster abi ayakkabıları. Gördünüz mü? Ayakkabılarımız var. Evet, gayet güzel giymişiz. Feridun benim çekimlerde ayakkabılarımı göstermiyor. Bu sefer terlik giymişim. Terlik. Ve adam bana soruyor göstereyim mi diye. Seyredin. Önce evet, bravo. Arkası daha iyi olacak. Evet, evet. Terlikler görülsün mü? Yok, niye gösteriyorsun abi? O nereden çıktı? Ayakkabılarım görünmüyor diye kızına giriyorsun ya abi ara sıra. Ayakkabılarım evet. Şeylerim değil. Ayak parmaklarım değil abi. Süper bir manzaradayız. Cennet gibi bir yer. İbiza'nın bir kayalığındayız. Aşağısı da gayet güzel. Tekneleri görüyoruz ve Feridun'dan bir yorum geliyor tekneler için. Seyredin. Etraf sıcak. Tabii birazdan plajlara gireceğiz ve ne yapacağız? Orada gezeceğiz. Başka ne var abi? Ne görüyorsun? Söyle bakayım. Çok güzel yat tipi tekneler var abi. Yat tipi tekneler varmış sizde. Yani yat tipi tekne ne demek derken herhalde ne demek o? Balıkçı takası değil anlamını demek istedim. Balıkçı takası değil mi sevgili seyirciler? Bunlar yat tipi tekneymiş. Ona yat desek ne olur peki? Hani aradan tipi tekneleri elesek? Sevgili seyirciler, Feridun yelkeni çok sever. Aileden gelme bir denizcilik var. O yüzden yelkenleri her zaman ne zaman görse babamın da böyle bir yelkeni var diye anlatır bize anılarını. Değil mi? Abi Karadenizli değil misiniz? Evet. Tabii Karadenizler tekne mekne yat güzel bağladım. Biraz da doğuya kaçıyor onun için. Konuya geliyorum. Ne konu neydi abi? Tekne mekne tamam değil mi? Tamam ben biraz dinliyorum. Toparla. Şimdi yine enteresan bir görüntümüz var. Kızla röportajdayım 40 derecede. Zaten zor şartlarda röportaj yapıyorum. Feridun da bizi çekecek. Bir metre açığımızda Feridun durması lazım. Fakat adam öyle bir poz verdi ki kızla röportaj yaparken kafamı bir kaldırdım. Feridun daha doğrusu garip bir Feridun. He says that your close picture very good. Abi bu herifin durduğu durum ne abi? Baksana sen bizim nasıl duruyor abi. Elinden her iş geliyor sevgili seyirciler bu kızın. Bir yandan çalışıyormuş bir yandan da okula gidiyormuş. Yerim mi görünüyor diyor. Yani fark etmez artık. Ya, rezil olacağımız kadar olduk zaten. Abi milletin her yeri görünüyor. Benim ne olmuş? Senin her yerini göstermemize gerek yok herhalde abi. Arkadaş 30 santim önümüzde çömelip benden de fırça yedi ya. Şimdi durumu toparlaması lazım. Kendince nasıl toparlıyor biliyor musunuz? Bir daha hiç çömelmeyerek. Yani zannediyor ki çömelmesini yasakladık. Kardeşim çömel sorun yok. Ama öyle çömelme demek istedim. Seyredin. Yeter ki programımızın açıklık seviyesini arttırmayalım diye. Sen ne yapıyorsun? Hareketler halindesin. Abi tekli giriyorum. Süpersin. Süper. İkili yap, üçlü yap, beşli yap. Bizi döndür devamlı. Abi çömelmemiz yasak olduğu için. Bizi Feridun yıllarca İngilizce öğrenmek istemiş. Fakat nasip olmamış. Sorun değil. İngilizce bilsen olur, bilmesen olur. Mühim olan onun fikirleri. Şimdiki konu enteresan. Arkadaşlar Türk. Röportaj yapacağız. Tam ortasında kameramana doğru bir şey soruyorum. Feridun güzel mi diye. Feridun cevaba bakar mısınız? Şey? O da Türkçe anlıyor. 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 Çok güzel o zaman. Ne güzel. Gel abi Türkçe anlıyormuş. Evet tamam mı? Yes. Daha önce de söylediğim gibi içinde kalmış adamın. İngilizceyi öğrenememiş. Fakat öğretmenlik de içinde kalmış maalesef. Yani hem İngilizce bilmiyor hem öğretmenlik yapmaya çalışıyor. Seyredin. Friday. But not Friday. Other Friday. Friday? Ah. You know Friday? Si.
Don't my name. Neydi abi? Friday ne? Friday. Cuma demek abi. Friday Cuma demek filan diyor. Bu herif altın biri ya. Biliyorum baba Friday Cuma olduğunu. İtalyancasını söyle bakayım. Abi sen Friday ne demek diyorsun? İtalyanca ne demek diyorum. Türkçe ne demek demiyorum canım benim. Daha evvel bahsetmiştim sevgili seyirciler. Ben isim özürlüyüm. Yani röportaj yaptığım insan ismini söylerse 2 dakika içinde mutlaka unutuyorum. Bu seferki durum da aynı. Röportajın tam ortasında ismi unutuveriyorum. İstiyor mu evlenmek? İstiyor musun? Evet. Açıklıyorum son dakika beni. Elana evlenmek istiyoruz sevgili seyirciler. Neydi? İsim neydi? Nikola. Biz Elana'yı nereden çıkardık? Olma işte. Abi Elana diyor ama yanlış isim. Ben doğrusu ilk defa bak burada Ferun'a katılıyorum artık. Yani sen Türkçe'yi öğrendin. Ben senin ismini daha öğrenemedim. Kusura bakma. Üşüle. Önemli değil. Şimdi skandal hazır olun. Röportajımızı bitirdik. Türk arkadaşla vedalaştık ve biz Esat'la beraber kolaşmaya gittik. Gayet güzel. Ferun'a dedim ki biraz detay al. Hani röportajın arasında görüntüler koyarız. Tamam abi merak etme sen dedim. Şimdi seyrettiğiniz görüntülere bakın. Ferun'un nasıl detay alıyor? Klip mi çekiyor yoksa detay mı alıyor? Biz anlayamadık. Olamadım. Çok sağ ol. Türkiye de sağ ol. Teşekkürler. Abi ben bir 30 saniyede veririm tamam. Ertan'cığım. Şöyle hoş bir şekilde sarılırsanız. Biliyor musun? Veya böyle yayınlanacak şekilde öpücük de olabilir. Sonra ikiniz de omuzlarınızın üzerine el sallayın. Gülerek gülerek. Abi süper oldu. Teşekkür ederim. Deve güreşini bilirsiniz. Zamanında hepiniz oynamışsınızdır ya da oynayanları görmüşsünüzdür. Bu seferki olay şu. Plajda deve güreşi var diyeceğim. Ferun da çekecek. Ya da ben öyle zannediyorum. Deve güreşini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Fakat deve güreşi yapmak için şöyle bir vücut lazım herhalde. Arkadaş kızı almış. Deve güreşi yapacak. Başka bir çift arıyor. Tabii şu ana kadar onların karşısına çıkabilecek birini göremiyorum ben. Maşallah bitmeyen bir arkadaş var orada. Görüyor musun abi? Sen yanlış bir çifte miydin? Karışım çıkıyor diyeceğim galiba. Abi. Sen bırak sarı abi. Deve güreşi diyorum ya. Deve var orada. Gördüm deveyi ya. Şimdi 1200 dolarlık röportaj hazır olun. Evet tam 1200 dolara patlayan bir röportaj bu. İkna etmek için kullanmadık bu parayı yanlış anlamayın. Kız suyun içindeydi. Biz de onun yanına gidip röportaj yapmamız lazımdı. Mikrofon sistemimize maalesef denize kurban verdik. Doğrusu değdi mi değmedi mi siz seyredin. Fakat olan bizim mikrofonu oldu. Abi ıslak röportaj diye bunu... Abi içim dışım gitti. Canım olsun. Mikrofon da ıslandı. İyo Televizyon Turco. Tu amigo? Amigo? No. No amigo. Amiga. 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 Evet. Söylemesi biraz zor. O yüzden hanımefendinin cinsel tercihini söyleyemiyorum. İyo. Ben şuraya bırakayım mı kendime? Islansam ayıp mı olur? Şöyle uzanayım mı? Sen çok ıslanırsın. Bırak ıslanma. Islanmayayım değil mi? Değil mi? Peki sevgili seyirciler. Ne abi? Daha ıslanmadık herhangi bir yerim kalmadı. Ne? Kuru mu? Kırmızılı mı? Aman abi. Kesebel. Madam. Buenos. Sí. Muy bueno, sí. Müsaadenle kaçıyorum ben Elizabeth. Kızın da hak vereceği gibi şurada daha değişik olaylar var. Bizim ekipte ne olursa olsun fatura her zaman Ferun'la kesilir. Yani arabamız kaza da yapsa, benzinimiz de bitse suçlu her zaman Ferun'dur. Bu sefer de tabii ki aynı şey oluyor. İbiza'dan selamlar diyor bu kızlar size seyirciler. Biz ama hızımızı kesmiyoruz ve plajlardaki gezimizi sürdürüyoruz ama artık mikrofonumuz çalışmıyor. Artık mikrofonumuz çalışmıyor. O yüzden sesi buradan alacağız. Evet Ferun, ses nasıl geliyor şu anda? İyi mi her şey? İyi abi. Her şey tabii. Mikrofonu bitir derim. Kızın gözleri güzel. Fakat siz göremiyorsunuz. Ben de panik oluyorum. Gözlerini bir şekilde açmamız lazım. Ferun'a diyorum ki söyle de kıza söyleyin gözlerini açsın. Hani kameraman o ya. Onu söylemesi lazım. Ferun'un ne söylüyor? Vallahi hiçbir şey anlamadım. İbiza, si Türkiye, no. Prossimo viaggio, viaggio. Prossima vacanza. Tu eyes bene. Grazie. Nasıl derim bugün değil mi? Ha? Açsın gözlerini. Problem, bir şeyler söyle de ben yalanla tercih edeyim. Soruyor abi kimin adı.
Diyorum ya, zaman zaman sorarım ben kız güzel mi diye. Bu sefer yine kız yanımda ve Ferun'a dönüp soruyorum kız güzel mi diye. Bunun cevabı nedir? Evet, hayır, orta, seyredin. Evet, Barbara'ya kaldık sevgili seyirciler ama inşallah kalır diyorum. Kız güzel mi abi, hemen soruyorum. Kız güzel mi diyorum, oradaki mi diyor. Yok, İstanbul için Üsküdar'daki bakkaldaki kızı soruyorum. Güzel mi o kız? Bu kız abi. Ha? Her seyahatte bir polemik konumuz var. Bu seferki konumuz da güneş. Güneş battı mı, batmadı mı? Battıysa kaçta battı? Neyse, bugüne geliyoruz. İşte insanlar kalkıyor, gidiyor. Alkış yok. Bugün güneş sıfıra batmadı. Sıfıra batma mı dedin ona? Yani nereye battı? Evet. Hayal kırıklığı içinde. Gördüğünüz gibi şu anda insan seli görüyorsunuz. Batmadı, nereye gitti ki? Battı yani. Abi denize batmadı demek istiyorum. Denize, şeker kardeşim. Denize. Denizin üstüne böyle batmadı. Hani batışı göremediler böyle. Yok oluyor deniz ya ufak ufak. Yine enteresan görüntülerden biri var. Röportaj yapacağım kızla. Heyecan doluyum. Ferud'un da o sırada çekim yapacak. Fakat o sırada bir baktım. Ferud'un gitti yan masadan bir sandalyeyi çekti altına ve oturdu. Yani yan masadaki adamlar izin verdi mi vermedi mi umurunda değil adamın. Çekti sandalyeyi gayet güzel bir şekilde. Kuruldu, çekime başladı. Böyle şey olur mu ya? Evet. Sen nereye oturuyorsun? Abi sen sordun mu sandalye çekerken? May I take dedim, okey dedim. Bu Ferud'un işe aldığım zaman bana söylemişti. Abi ben şanssızım diye. O zaman inanmamıştım. Bu adam hakikaten şanssız. Şimdi iki kızla röportaj yapıyoruz. Kızın biri kahkahalar içinde. Ferud'un çektiği kız alakası yok. If anybody like this, no. Call me. Not possible yani. Ben kızı güldürüyorum da bu zaten öbürünü çekiyor. Sen bunu çekiyor musun? Yok. Çekti yeter. O bir kere güldü yeter diyor. Kız ölüyor gülmekten, biz öbür tarafı çekiyoruz ha. Ve tabii her zamanki gibi bir ters köşe. Kız solda, duvar sağda, Ferud'un duvarı çekiyor. Burada gördüğünüz gibi bu ikiliyi birbirine kenetledik. Evet, bu da ters köşe kameramanlarından Ferud'un gördüğünüz gibi boşluğu çekti. Var, bisikleti çek bari de ben toparlayacağım durumu. Sen merak etme. İşte sevgili seyirciler bisiklet. Bu bisikletin özelliği ne diyeceksiniz? Bu özellikle çalınamaması. Of course, you are beautiful. Like this. Abi bu sefer doğru mu anladın? Evet, elektrik direği sevgili seyirciler. Bu elektrik direği de çok meşhur. Ne abi, sen şey yap, ben toparlarım. Bak ben abi libero gibiyim. Sen saçmalama, ben toparlıyorum abi. Evet, göster. Göster bir şey, biz onu anlatalım artık abi. Artık benim istediğim nasıl olsa gösteremiyorsun. Sen göster, ben anlatayım abi. Evet. Kız kaçtı oğlum. Hangisi? Ve tabii ki her zamanki sorunumuz sağırlık. Ferud'un bir kulağı duymuyor sevgili seyirciler. Daha doğrusu artık duymamaya başladı. İkinci kulağını da duyduğunu pek tahmin etmiyorum ama sorun değil. Anlaşabiliyoruz. Daha doğrusu anlaşamıyoruz. Çünkü duymuyor. Bunlar da yok yani. Yok, maşallah yok. Grupta yakışıklı çocuklar var, güzel kızlar var. Evet, gruba bakalım sevgili seyirciler. Kızlar. Gruba bak, gruba. Grubu göster, grubu. Grup, evet. Şimdi İbiza'nın İngiliz bölümündeyiz. İngilizler içtikleri zaman alkol duvarını biraz aşıyorlar. Bu sefer de durum öyle. Herkes sağdan soldan laf atıyor, biz de rahatsız oluyoruz. Şimdi bu kadar adam laf attığı zaman ne dersiniz? Diyeceğim tek bir laf var. İngilizce bilmiyorum demem lazım. Hemen İngilizce bilmiyorum dedim. Fakat beni yakalamışlardı. Arkadaşlar alkolü seçeceğiz. Westside. No speak English. No speak English. Easy, just speak English. Alkollü diyoruz ama maalesef. Şunu unutmayın. Ferud'un ne derse tam tersi olur sevgili seyirciler. Hatta hiç unutmuyorum. Bir gün Jamaika'dayız. Yemek yiyoruz. Havaya doğru baktı baktı. Bugün bence hava çok açık olacak dedi. Yemeği sel bastı. Kendimizi zar zor attık kapalı bir mekana. Bu seferki olay da şu. Mikrofona Ferud'un kapalı diyor. Tabii ki mikrofon açık. Baba komple sola geçiyorum. Mikrofon açık abi. Ha, görüyorum. Fazlasıyla açık. Aa. Şimdi yine Ferud'un bir skandalı var. Süper bir manzara. Aşağıda da bir tekne var. Ferud'un şu tekneyi çeksene dedim. Abi merak etme, çekiyorum dedi. Baktım çekim 10 dakika sürdü. Tekne yok, Ferud'un hala çekiyor. Ferud'un neyi çekiyorsun diyorum. Tekne kaybolmuş, bizimki hala çekimde. Acun burası da tamam. Merak. Gel bak bakayım. Tamam mı? Abi bu tekne geliyor. Nereye geliyor acaba ya? Orada liman falan da görünmüyor. Ne yapacağız? Soramayız abi. Kusura bakma yani. Bari mi herife?
Biliyorsunuz Ibiza'da jilet talihlileriyle birlikteydik temsilciler. Gayet güzel günler geçirdik fakat bir yerde de röportaj yapmamız lazım. Arkadaşlarla orada beraberiz. Gayet güzel günlerin sonunda arkadaşları çekim öncesinde biraz gergin gördüm. Tabii ki hemen uyarımı yapıverdim. Haftalardır söylüyordum temsilciler Ibiza'ya gideceğiz diye ve işte Ibiza'dayız. Ibiza'dayız ve arkadaşlarımız da burada. Merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gayet mutlu temsilciler. Suratlarından okunmasa da bir dakika. Bir dakika. Abi surat. Aman abi suratlara dikkat abi. Evet bir daha başlayalım abi. Tamam plan değiştiriyorum Acun. Ne planı oğlum? Sen suratları değiştir. Bakar kör diye bir laf vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz ama adeta bizim Feridun için yazılmış. Şimdi kızlarla röportajdayız ve diğer grubu göstermek istiyorum. Ve tabii ki Feridun bulamıyor. Abi go Coventry directly from here. Evet seyirciler. Coventry'den 6 kız gelmiş. Bunlar 3'ü burada. Yanlış anlamayın. 3'ü de arka taraftaki 3 kız. Onların 3'ü... Feridun ne yapıyorsun? Tamam. Boş. Sen onları bulana kadar zaten o bir üçü çoluk çocuğa karışır. Ha pardon tamam. Önemli değil. Hangi üçü diyor ya herif. Şimdi yine tabii ki başrolde Feridun var. Ufak bir çocukla röportajdayız ve Feridun çocuğu bulamıyor. Niye bulamıyorsa? Evet gördüğünüz gibi. Çocuk burada oyun oynuyor. Ailesi de şu teknede, en yakın teknede. Annesi onu bize emanet etti. Biz de gördüğünüz gibi çocuk da şu anda. Evet çocuk yok. Emanete emanet. Böyle yapıyor iş. Gördün? Çocuğu arıyor böyle bak. Oğlum sincap değil bu çocuk. Yine talihlilerle birlikte plajdayız. Gayet güzel bir ortam var. Bu olayı ölümsüzleştirmek istedik. Yani bir fotoğraf çekeceğiz. Feridun da fotoğrafın arkasında ne yazdı biliyor musunuz? Seyredip bakalım. Arkaya Ibiza hatırası diye bir şey olsa süper olurdu. Her zaman ben Feridun hakkında atıp tutacağım diye bir şey yok. Bu sefer de arkadaştan bana eleştiri geliyor. Neyi mi beğenmiyormuş biliyor musunuz? Fotoğraflarda verdiğim pozu. Yani şöyle poz verirsiniz ya. Feridun bunu beğenmiyormuş. Sebebi de şuymuş. Ben hep aynı pozu veriyormuşum. Seyredin karar verin. Sen hep aynı poz veriyorsun ha fotoğrafta. Dikkat ediyor musun? Değiştireyim abi. Somurtayım mı? Ismarlama anonsu olur mu sevgili seyirciler? Güneş batıyor. Feridun da bana anons at diyor. Tamam da ne anons atacağım? Daha hiçbir şey hazırlamamışım ki. Ha? Evet evet. Ne anlatayım şu anda? Bir nebze kurtardı yüzün yani. Yüzüne ışık verdi. Bu şeyle ilgili... Süper. Anons. Ne anlatacağım abi? Abi anons sen istemedin mi? Yanlış anladın mı? Yok ben hiç anons istemedim. Anlatayım senin için. Tamam. Ne anons atacağım? Batıyor güneş. Oradan güneşi seyredelim derken buradaki insanların görüşmesini kapatıyorlar. Saçmalıyorum aslında konuşmuşsun. Yani bana fark et ben saçmalarım abi. Şimdi uçurumun kenarındayız. Nefesinizi tutun ve bizi seyredin. Aşağısı metrelerce yükseklikte ve ben o sırada çekimdeyim. Şu kenara otursan güzel olur ama tehlikeli olur abi ya. Nereye otursan? Ne? Şaşırdı oğlum bu nereye otursan? Aşağıya bak oğlum. Şuraya otursan diyor. Ya abi oraya otursun muyum ben ya? Neyse, ya böyle oturayım istiyorsan. Bence sonun geldi abi öyle hissediyorum ben. Yok. Sonun gelmedi. Harbi ama. Söylüyorum beni tutar burası ha. Oturursan arkayı güzel görürüz anlamında demiştik. Ha oraya otur diyor baba. Yani orada. Şuraya yere otursan köşeye yeter bana. Abi başım dönüyor ha. Abi sen otur o zaman. Niye ayaklarım? Buraya mı oturayım? Hayır abi şu. Olduğun yere otur diyor. Şuraya geçsene abi. Oradan yapları da alır, yapları da alır. Siz abi benim düşeceğim yere test etmeye kalkıyorsanız ben iyiyim abi. Ortam hakikaten enteresan. Tam bir uçurum. Biz de metrelerce yükseklikteyiz. O sırada ortamın sessiz olduğunu söyleyeceğim. Fakat çalışan bir araba var. Hangi araba mı? Tabii ki bizim araba. Ses yapmayın. Şu abi şeyi kapayın lan. Arabayı kapayın oğlum. Bu ne? Dizel motor. Mekanik ses abi. Etkilemez. Mekanik elektronik ses olsa bozar da. Bu girmez yani. Mekanik. Beni rahatsız ediyor abi. Kapatabilir miyiz? Ha, senin konsantrasyonu evet, mu rahatsız ediyor? Peki sessizlik, abi. Kuşlar muşlar. Motor sesi geliyor. Issız yerde izleyeceğiz. Aşağıya bak. Peki Acun. Tamam. Hazır mısınız? Ben hazırım. Acun. Şöyle bir kadraj var göbekten. Evet. Arkada dağlar, yatlar, matlar her şey giriyor. Benim yükseklik korkum yoktur. Fakat o kadar yüksekten aşağı bakınca insan ister istemez ürperiyor sevgili seyirciler. Aklımıza hemen bir atasözü geldi ve yeni bir polemik başlamıştı. Denizin şakası olmaz derler sevgili seyirciler. Derler mi öyle bir şey abi? Kimse demez. Ama. Denizde şaka olmaz derler ama hakikaten doğrudur yani. Denizde şaka olmaz derler. Ama bu saç bunlar, onu buraya bağlayamam. Hiç alakası yok ama tamam. Deniz değil çünkü şu an. Evet tamam evet. Gel abi. Doğru söylüyor. Burası deniz değil abi. Kayalık. Neye bakıyorsun? Sana öyle bir baktı ki bak şöyle baktı. Sağır, kör, uğursuz her şey var diyorduk Feridun'la. Şimdiki yeni özelliği neymiş biliyor musunuz? Adamda yükseklik korkusu varmış. Bunu bilmiyordum valla. Uçurumun kenarına geldik. Çekim yapamıyor. Uzakta kaldı. Dedim ki sen kameraman mısın kardeşim? Çek bizi. Seyredin.
Vallahi ben sever miyim sevmez miyim bilmem ama şu manzaraya bakınca insan zor duruyor. Çünkü yaklaşık 73 metrelik bir mesafe var sevgili seyirciler. Evet 73 metre. Şimdi aşağıya doğru gel abi göster üstünden göster. Aşağıya doğru bakın arkamdan şöyle. Gel abi üstünden yürü 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 gel abi gel aşağıya göster. Anladın da yükseklik korkusunun bende olmadığını ben söyledim ki abi. Bende de olmaz mı yani yükseklik korkusu ya? Abi yüksekliğinden bilemiyorum ya. Şöyle at abi taşı. Bu nasıl bir korku abi? Sendeleyip mi düşecek buradan aşağıya? Hayır dizlerim titriyor ya yaklaşınca fark etmiyor musunuz? Yani sen istesen de düşemezsin şu anda öyle düşün kendine. Yani anladın mı? Abi duruma göre eğer canını sıkıyorsa itin. İçme pozisyonunda tutacağım mı yani? İterlerse beraber gideriz ama. Yok abi dörtlü gidemeyiz. Komik olma. Ben sana el sallarım merak etme. Uçurumun kenarı bizi çok sarmıştı. Sanki hiç uçurum görmemiş gibi 20-30 dakika orada geçirdik. Bu sefer yeni bir oyun bulmuştuk. Süper bir oyun. Seyredeceksiniz ama reklamlardan sonra. Ne demiştik? Süper bir oyun bulduk demiştik. Uçurumun kenarında ne oynanır? Tabii ki taş atma oynanır. Ya da biz öyle oynadık. Seyredin bakalım iyi oynamış mıyız? Atıyorum hazır mısın? Taşı takip edebilecek misin? Evet atıyorum. Attım. İşte taş sevgili seyirciler. Hacım göremedik ki şu taşı dışarı doğru atma. Yeni taşımız sevgili seyirciler tanıştırayım size. Yeni taşımız işte gördüğünüz gibi. Tunç devrinden kalma. Onu mu açacaksın? Evet. Hazır mısın? Açığa at abi. Dur. Hazır mısın? At abi. Yaklaşma oraya be. Ay bu taş atma şeyi nereden çıktı abi ya? Ya sana ne? Şuraya atsana abi. Atmak şuraya atsana abi. Şu görüntü güzel. Tamam abi oraya. Kolum çıktı şerefsizim ha. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun. Ferrara. Evet Ferrara'yım.